Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında Engin Karagöz görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, TGRT FM frekanslarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Allah-u Teala razı olsun. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Amin. Cenab-ı Hak bu cuma gecesinin hatırı ve hürmetine günahlarımızı affe mağfiret eylesin. Amin. Cuma gecemiz ve günümüz hayırlı ve mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak feyzinden de istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. İnşallah. Efendim bu geceki bu cuma gecesi konumuz hatada ısrar helaka sebeptir. Helak olmaya sebeptir. Hatada ısrar etmek helak olmaya sebep midir? Evet sebeptir. Peki hata nedir? Hata dinimizin bildirmiş olduğu haramlar, mekruhlar, bir edep hareketler, bütün günahlar hata mıdır? Evet hatadır. Peki bunun dışında yani dinimizin bildirmiş olduğu haramlar, mekruhlar, edebe uygun olmayan haller ve malayani olan şeyler hata sınıfı içerisinde zikredilmiş ve bir de dünyalık işlerimizde aynı şekilde tercihlerimiz vardır. Hatalı bir yola girmişizdir. Hatalı bir işe başlamışızdır. Buna benzer herhangi bir şey olmuştur. Evet. Hata olduğunu bildiğimiz halde de orada ısrar ediyoruz. Yani ister dünyevi işlerde hata edelim, ister dini konularda hata edelim, Rabbimizin yasak ettiği konularda hata edelim. Her iki halde de insan ısrar edecek olursa hatada, günahta ısrar edecek olursa, isyanda ısrar edecek olursa, ibadetleri yapmamakta ısrar edecek olursa, yanlış yola girdiği zaman o yolda dönmemekte ısrar edecek olursa bunun neticesi helak olmak yani felaket midir? Evet felakettir. Bunun için de din büyükleri İslam alimleri buyuruyorlar ki bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istiğfara devam etsin. Mihnete şükretmeyen nimete şükredemez. Mihnet sıkıntı demektir. Evet. Kitaplarda İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri ısrarla mesela bize gelen İslam ve Toplum programında dinleyicilerimiz zaman zaman efendim benim şu sıkıntım var, işte oğlumun bu sıkıntısı var, kızımın bu sıkıntısı var, kendimin bu sıkıntısı var, beyimden var, hanımımdan var, anamdan var, babamdan var veya maddi bir sıkıntımız var veya hastalığımız var. Bunların hepsi sıkıntı mıdır? Sıkıntıdır. Bunlar için ne gibi bir dua? Bunlar için tek bir dua bildirmiş Ehl-i Sünnet alimleri. İstiğfar. Niye istiğfarda ısrar ediyorlar? Şimdi hatada ısrar edildiği gibi bazı şeyler de ısrar edilmesi gerekiyor. Hatada ısrar insanı helake, felakete sürüklediği gibi istiğfarda ısrar da insanın kurtuluşuna sebeptir. Neden? Günahlardan. Neden? Hatalardan. Neden? İmansızlıktan, imansız ölmekten ve cehenneme gitmekten insanı korur mu? Evet korur. Hastaysan istiğfara devam et. Yanlış yola girdiysen istiğfara devam et. Cenab-ı Hak doğruyu nasip eder. İbadet edemiyorsan istiğfara devam et. Günaha devam ediyorsan ısrarla istiğfara devam et. İstiğfara devam etmenin neticesinde Allah-u Teala bizi bu hatalarımızdan, bu kusurlarımızdan, bu günahlarımızdan yanlış yola girmiş isek, hasta isek, bir sıkıntımız var ise, işte hanımdan varsa, beyinden varsa, çocuğundan varsa, anasından varsa, babasından varsa, komşusundan varsa, bulunduğu iş yerindeki arkadaşlarından böyle bir sıkıntısı varsa istiğfara devam eder ise bu da onu necata yani kurtuluşa sevk eder. Birisi helake götürüyor, hatada ısrar, istiğfarda ve itaatta ısrar ise insanı kurtuluşa mı götürüyor? Evet kurtuluşa götürüyor. Selef kitaplarda buyuruyor ki küçük günah işlemeye devam etmek yani ısrar etmek büyük günah olur buyuruyor. Ne oldu? Hatada ısrar ediyorsun. Küçük günah canım dedin, ısrar ettin. Ne oldu? Büyüdü. Peki büyük günah işlemeye ısrar ederse daha büyük geliyor. Küfür olur buyuruyor. Küfre sebep olur. Yani imanın gitmesine sebep olur. Eğer günah işledikten sonra pişman olunmazsa ve hele günah işlemek tatlı gelirse günaha ısrar etmek ve bu datanmak olur. Ya ben kurtaramıyorum işte ya kendimi falan filan böyle hani nefsin
o meşhur kendisini gizleme veyahut da aynı şekilde suçu başkasına atma, ya ben böyle böyle yapamıyorum, ben böyle edemiyorum, işte beni böyle hoş görün, ya beni de böyle işte Rabbim affediversin falan, nefsinin yüklemiş olduğu tembelliğe sığınarak işte kendisinin aşağı bulunma sint kumaşı düzelemeyecek. Allah-u Teala buyuruyor ki hepiniz tövbe istiğfar edeceksiniz. Hatta Peygamber Efendimiz bile her gün buyuruyorlar, günde 70 defa istiğfar ediyorum. Kalbime, gönlüme envari ilahiyenin gelmesine mani olan perdeler hasıl oluyor, zulmetler hasıl oluyor. Bu sebepten dolayı her gün 70 defa istiğfar ediyorum buyuruyorlar. Yine İslam alimleri buyuruyorlar ki günah işlemeyi kastetmek, az işlese dahi ısrar etmek olur. Yani günah işlemeyi kastetmek, az işlese bile ısrar etmek olur. Kastetmek, niyet etmekle, irade etmekle ve karar vermekle olur. Ben diyorsun şu bostana gireyim, bunları çalayım. Niyet ettin, kastettin, çitleri geçtin veya duvara atladın. Yani artık niyetten öbür tarafa geçti iş. Evet. Ve bunda da aynı şekilde karar da verdin. Tamam dedim, buradaki kavunları, karpuzları yürüteyim dedin. Veyahut da aynı şekilde şu meyveleri götüreyim dedin. Yahut da gireyim, şu ağacı keseyim, götüreyim dedin. Kastettin, niyet ettin ve karar verdin. Karar verip bir kere yaparsa ısrar olur. Bilerek, şuurlu bir şekilde gidiyorsun ama. Bu karar vermek ve ısrar etmek mi oluyor? Günah işlemek de ısrar etmek oluyormuş. Hiç yapmazsa, devamlı yapmaya kastetmesi, karar vermesi ısrar olmaz. Yani fiiliyata intikal ettirmedi. Ya ben buraya gireyim, buna, bu adam tarlasına gireyim, şu ağaçları keseyim götüreyim, ya da bu fidanları sökeyim götüreyim, aa bu güller çok güzelmiş, bu ceviz fidanları da çok hoşmuş, bunları ben sökeyim götüreyim dedin, niyet ettin. Ama yapmadın. Karar da verdin ama ne bahçeye girdin ne de şey yapmadın. Bu ısrar olmaz buyuruyor. Hiç yapmazsa, devamlı yapmaya kastetmesi, karar vermesi ısrar olmaz. Devamlı yapmaya karar verip ve işleyip de pişman olur, terk ederse yine ısrar olmaz buyuruyor. Yaptın, bir karar verdin, bir halt ettin, gittin, tüh dedin ya ben yanlış yaptım. Ondan sonra gideyim ben bundan helallaşayım dedim, pişman oldun. Bu da ısrar olmaz. Ama tekrar yapıp yine tövbe ederse, hani onu yaptığı zaman yine ısrar olmaz buyuruyor. Günde çok kere yapıp her seferinde de sonra tövbe etmek, yaptıktan sonra tövbe etmek ısrar olmaz buyuruyor. Tövbe ederken günah işlediğine pişman olup üzülmek ve günahtan hemen vazgeçmek ve bir daha yapmamaya karar vermek şarttır. Bu üç şartı yapmadan yalnız dille tövbe etmek yalancılık olur. Küçük günahlara ısrar etmek büyük günah olur. Bir büyük günahı bir kere yapmaktan daha büyük olur. Tövbe edince büyük günah da affolabilir mi? Tabii affolabilir. Şirk dahil tövbe edince hepsi affolur. Küçük günahı küçük görmek büyük günahtır. Ya bu da günah mı falan demek büyük günah olur. Küçük günah işlediğini söyleyerek övünmek, biz öyle büyük günah işlemeyiz ama bunları yaparız biz falan filan böyle hava atar gibi söylemek Allah-u Teala'nın büyük günah olur. Küçük günah işleyeni alim ve salih sanmak da büyük günah olur. Ya bırak adam, yani böyle adam mesela kıbleye karşı tükürüyor ve bir de o şeyh geçiniyor. Ne şeyhi ya, kendini kurtaramaz bu. Kendini kurtaramaz bu. Otururken sağına soluna dikkat etmiyor ve aynı şekilde ayağını da kıble istikametine uzatıyor. Uzatıyor. Hatta bir arkadaşım birisi anlatmıştı da, böyle bir yerde şeyh geçinen birisi varmış. İşte etrafında koyun, çok işte mübarek bir zattır, evliyadır falan. Birisini anlatıyorlar. Burada mı diyor şeyhiniz? Burada diyor, biraz sonra gelecek diyor. Götürelim seni de oraya falan. İyi götürün diyor. Ben onu da veli olup olmadığını anlarım diyor. Nasıl anlarsın diyorlar ya. Görürüz diyor. Bir su verin anlar. Ben size söyleyeyim diyor. Neyse gelmiş adam, bir su istemiş o şeyh dediğin adam. Şey yaptıktan sonra yarasın demiş. Halbuki Bahattin Bey, veli olan bir zat her an Allah-u Teala'ya agahtır, uyanıktır. Gaflete düşmez. Hiç mi düşmez? Nefs sebebiyle düşmez onlar. Diğer en asır erba sebebiyle düşer. Daha düşer düşmez de böyle başlarlar feryat figan etmeye. Yani tövbe istiğfar etmeye. Besmelesiz bir şeye başlamazlar. Besmelesiz ne yerler ne içerler. Bir lokma yedikleri zaman, su içtikleri zaman arkasına da elhamdülillah derler. Adam bardağı alıyor. Sağ sol el falan fark etmeden götürüyor. Lakır 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 içiyor. Yarasın diyor arkasına da. Yarasın bakalım ne olacaksa yarasın. Ne besmele var ne de sonunda şükür var. Elhamdülillah var. Halbuki Müslüman
bunu yani dinini bilen, ilmihal bilgisine sahip olan bir Müslüman yemek yemeden önce besmele çeker. Hatta her lokmada besmele çekmek Aliül Ala'dır buyuruyor. Ve yemek yedikten sonra elhamdülillah der. Su içmeden önce besmele, içten sonra da elhamdülillah der. Bunu itikad düzgün olan, ehli sünnet itikadı olan bir Müslüman yapar. Salih bir Müslüman unutmaz. Veli ise hiç unutmaz bunu. Ama sana diyor ki bu adam sahtekarın tekidir. O kimse. Bu veli falan değil, evliya falan değil, bu şeyh de değil, sahtekarın teki. Ama canım falan filan, aması maması yok. Çünkü de adam, bu adam su içerken besmele çekmediği gibi, besmele çok sonu, şeyinde de hani su içtikten sonra da elhamdülillah demediği gibi. Adam demiş ki yarasın. E yarasın bakalım. Neye yarayacaksa. Küçük günah işleyeni alim ve salih sanmak da büyük günah olur. Ya böyle bir sahtekarı da alim, veli zannetmek, o da büyük günah olur buyuruyor. Küçük günah işleyince de Allah-u Teala'dan ve azabından korkmak lazımdır. Allah-u Teala'dan utanmazsa ve azap yapılacağını düşünmezse yine büyük günah olur. Mesela kitaplarda yine anlatılıyor Vatimi. Sünnetleri özürsüz olarak kılmamakta ısrar etmek, hiçbir özrü yok. İkindiyi kılacaksın, farzını kılıveriyor falan. Mazeretin var mı? Yola mı gideceksin? Vakit mi daraldı? Yok. Yok, böyle bir durumu yok. Mesela mekruh vakte girmiş, tamam, orada zaten sünnet kılınmaz, nafile kılınmaz. Tamam, doğru. Ama onda kasıtlı olarak oraya aktardıysan o da günah olur. O da bir ayrı mesele. Sünnetleri özürsüz olarak, yani seferde, hastayken veya acil bir durumun var. Mesela biz yayıncıyız. Diyelim ki burada yayını idare eden hemen yayına gelecektir. Hemen arada koştu, gitti. Farzını kıldı, geldi. Ha, onun bir mazereti var. Ama diyelim ki burada evine gitti, evinde de farzından kıldı. Ne mazeretin vardı arkadaşım evinde? Hiçbir mazeret yok. Niye terk ettin o zaman? Ve buyuruyor ki sünnetleri özürsüz olarak kılmamakta ısrar etmek küçük günah olur. Sünnete ehemmiyet vermeyen ise kafir olur. Ya. Mesela ezanı yüksek yerde okumak, buna ehemmiyet vermiyorsa imanı tehlikeye sokar buyuruyor bu. Çünkü yüksek yere çıkarak okumak sünnettir ezanı. Ve hoparlörünü aşağıda okuyorsun. Hatta evine çekiyor, oradan okuyor. Bazen de bant takıyor. E o zaman ehemmiyet vermiyorsun demektir. Önem vermiyorsun. Bunu cahilliğiyle, cahilliği sebebiyle bilmediği için yapıyorsa hadi bir dereceye kadar. Ama sünnet olan şeklini bildiği halde ya başver o zaman öyleymiş, o zamanmış şimdi falan. Artık teknoloji falan filan diyorsa o zaman ehemmiyet vermediği anlaşılıyor. Buna kıymet vermediği anlaşılıyor. Ben daha önce öğretmenlik yıllarımda bir yerde denk gelmiştim böyle. Bir müezzin bu işte hoparlörle ezan okuma meselesi böyle konuşuyorduk, açıldı. Ve kendisi de böyle ehli tarik geçiniyor. Yani takva ehli falan böyle havasında. Birden bu hiç kimse tepki vermezken dedi ya siz kolay mı zannediyorsunuz dedi. 72 basamak o şey dedi, minare dedi. Her gün 5 defa nasıl inilir çıkılır dedi. Ana. Atalarımız nasıl inip çıkmış? E dedim utanmıyor musun ya? Bir dedim ehli takva geçiniyorsun. Sünnet seniye bu. Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh hazretleri her gün aynı şekilde mescidin damına inip çıkıyordu. Yüksek yere çıkıyordu. Sen şimdi 72, çıkma 72, ta ikinci şerefeye çıkma, birinci şerefeden oku. Çünkü iki şerefeliydi cami. Şart mı oraya çıkmak? Birinci şerefe, yani yükseğe çıkış olmazsa. Terk ediyorsun. Bir de ondan sonra kendine de evliyalık süsü veriyorsun. Ben ehli tarikim, takva sahibiyim falan diye. Ya Allah-u Teala'nın peygamberine bildirmiş olduğu bir şeyi hafifalıyorsun dedim ya. Ağzından çıkan kulağını işliyor mu seni? Küfür olur buyuruyor. Sünnete ehemmiyet vermemek ise küfür olur. Allah-u Teala korusun. Abi. Ahmet Zerruk Hazretleri buyuruyorlar ki masum olmak, kusursuz olmak peygamberlere mahsustur. Peygamberler günah işlemez. Daha doğrusu işleyecek duruma düşürttürmez Cenab-ı Hak bunları. Velinin, evliyanın masum olması şart değildir. Onlar korunmaz. Ama mahfuzdurlar. Masum değil. Masum günah, isme sıfatı olan peygamberlerde var. Bu günah işlemezler. Bir de peygamberlere mahsustur bu. Masum olmak, günahsız olmak. Evliya-i kiram mahfuzdur. Ne demek mahfuz? Hıfzolunmuş, koruma altındadırlar ama peygamberler gibi değil. Bunlar hata edebilir. Fakat hatada ısrar etmezler bunlar. Evet. Bunun için de velinin masum olması şart değildir. Israr ve devam olmadan büyük günah işlemek evliyalığı bozmaz buyuruyor. Israr etmezler onlara. Yani bilerek değil, bilmeden bir hataya düşer ama ondan sonra da ağlar durur artık o günahı için. Veli günahından vazgeçer ve tevbe eder. Günah işlemek insanı helak etmez. Bakın burası çok önemli. Ahmet Zerruk Hazretleri buyururlar. Günah işlemek insanı helak etmez. Günaha devam etmek, tevbeyi terk etmek helak eder.
Bunun için Adem Aleyhisselam'ın zellesiyle iblisin isyanı bundan dolayı farklı oldular buyuruyor. İblis ısrar etti. Ama Adem Aleyhisselam unutturuldu. Adem Aleyhisselam'a unutturuldu. Tövbe etti. Ona günah denmez. İsyan da denmez. Zelle deniyor. Peygamberlerden meydana gelen o hadiseye. Bakın kitaplarda buyuruyor ki işte Muhammed bin Kutbuddin İznik Hazretleri orada bir bölüm açmış. Orada buyuruyor ki şimdi imanı olduğu halde ileride imanın gitmesine sebep olan şeyler 40 kadardır buyuruyor Muhammed bin Kutbuddin İznik Hazretleri. Bunlardan ikisi bakın Bahattin Bey. Bir, yalanda ısrar etmek. İki, gıybet etmekte ısrar etmek. Ne oldu? Neydi bizim konumuz? Hatada ısrar etmek. Yalan söylemek hata mıdır? Haramda ısrar ediyorsun. Gıybet etmek haram mıydı? Haramdı. Her ikisi de haramdı. Haramda aynı şekilde ısrar etmek. Son nefeste imansız gitmeye sebep olur buyuruyor bu. Yalan söylemekte ısrar etmek ve gıybet etmekte ısrar etmek. Bugün kadını da erkeği de hepimiz yapıyoruz. Böyle o kadar bir dalıyoruz ki yok canım diyoruz biz hani gıybet değil işte be sohbet ediyoruz. Hem söylediğim şeyler onda var ki Bahattin Bey'de var, Osmanlı'nda var bunlar. Zaten Bahattin Bey'de Osmanlı'nda olduğu için gıybet oluyor. Olmasaydı iftira olurdu. Daha beter olurdu. Daha büyük günah olurdu. Allah-u Teala korusun. Amin. Yine Muhammed bin Kutbuddin'i İznik Hazretleri yine bir bölüm açıyor. Günahı kebair. Yani büyük günahlar. Yani büyük günahların nevi çeşitleri pek çoktur. 72 tane zikretmiş kitabında. Bunlardan ikisi. Bakın bu ikisi de çok önemli. Cahillik üzerinde ısrar etmek. Günahı kebairdir. Burada ısrar edince neticesi felaket oluyor bunun. Mesela ehl-i sünnet itikadını, farzları, haramları ve lüzumlu olan her bilgiyi, ilmihal bilgilerini, iman bilgilerini öğrenmemek de büyük günahtır. Ve netice itibariyle insan helake mi sürükler? Evet helake sürükler. Ve yine bu günahı kebairden bir tanesini zikrediyor. Küçük günahı tekrar işlemekte ısrar etmek. Günahı kebairdir ve insanı helake mi sürükler? Evet, helake sürükler. Yalnız dinleyicilerimizin hatırına şu gelebilir. Peki efendim, yani insan hata edemez mi? Tabii hata eder. Hata edemez diye anlatılmıyor zaten kitaplarda. Hatada ısrar etmek insanı felakete sürükler. Yoksa insan hata eder. Zaten hata insanın şanındandır buyurulmuş. Hatta bir beyit var. İnsan beşer durmaz şaşar, eyler hata üçer beşer, düz ovada yürürken ayağı sürter düşer. Yani insan beşer durmaz şaşar. Eyler hata üçer beşer. Birer ikişer de değil, üçer beşer. Düz ovada yürürken ayağı sürter düşer. İnsanın şanındandır. Hata insanın şanındandır. Hata et. Çünkü masum olmak meleklere mahsus bir haldir. Bir de peygamberlerde isme sıfatı olduğu için onlar hata etmez, günah işlemez. Ama onun dışındakilerin hepsi cinde, insanda, Müslüman da olsa, salih de olmuş olsa, hatta evliya bile olmuş olsa hata edebilir buyuruyor. Evet. Çünkü yaratılış itibariyle Cenab-ı Hak bizi böyle yaratmıştır. Peki insanı helak eden hata işlemek değil. Mesela günah işlemek de felaket değildir. Helake götürmez insanı. Günahta, hatada ısrar etmek insanı felakete götürür. Hatada ısrar etmek ise ahmaklıktır buyuruyor. Ya seni felakete götürecek. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifleri var. Şimdi insan ki, tek başına kaldığı zaman hata eder ama grup halinde bir hatada birleşilmez. Hadis-i şerif işte bunun üzerine. Ümmetim hata, dalalet üzerinde birleşmez. Peki burada ümmetim hata, dalalet üzerinde birleşmez. Bu hadis-i şerifi ehl-i sünnet alimleri açıklamışlar. Bizim gibi insanların değil. Mesela bugün zamanımızda yüz binlerce, milyonlarca kişi efendim diyor mesela ezan, hoparlör okuma konusunda bu artık diyor milyonlarca Müslüman diyor bunda ittifak etti diyor. Hadis-i şerifte var ya diyor ümmetim dalalet üzerinde ittifak etmez. Dolayısıyla diyor bunun bir mahsuru yok. Ya buradaki ümmetim müştehit alimler. Eshab-ı kiram tabi'in, tebi'i tabi'in ve müştehit alimlerdir. İmamlık makamında olanlardır. Yoksa bizim gibi avam değil. Bizim gibi avam nerede ittifak edeceği belli olmaz. Evet. Ve bizim gibi avamın ittifakı da dinimizde hüccet değildir, senet değildir. Bir kıymet ifade etmez. Ama mesela bir hadis-i şerif var. Kim alimi ve ilmi severse hata işlemez buyururlar. Niye? Çünkü alimi seven, ilmi seven bir kimse bir iş yapacağı zaman gider o alime sorar veya istişare eder. Veyahut da elinde kitap varsa açar okur. Bu işi yapmak benim dinime ve dünyama ne fayda temin eder ve benim zararım ne olur, karım ne olur? Çünkü müminin özelliğidir bu. İstihare eder, istişare eder.
şeyde Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri, Necip Fazıl Kısakürek rahmetli, Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri talebelerinden, evet, derslerine gidermişim. İşte o kitabında yazıyor, hocam diyor, yani Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri bizzat Necip Fazıl Kısakürek'e demiş, buyurmuşlar ki, eğer istişare edecek, danışacak kimse bulamazsan duvara veyahut da bir ağaca sarık sar, bir takke giydir, onu insan yerine koy, ben böyle 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 işler yapacağım. Yani istişare ediyorsun. İstişare etmekte nefsi kırmak var. Nefs kırıldığı için de o anda o işin kendisi için nasıl hayırlı olacağı istişare etmenin bereketiyle düzgün mü olur? Evet, düzgün olmaz. Düzgün olur. Yani yaptığı o işin neticesinde pişmanlık duymaz. Ve kendisini de felakete götürmez. Helake götürmez o iş. Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri zamanında Şam civarında bir kale muhasara edilmiş. Öğleye kadar kale fethedilememiş. Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri gadaba gelir. İslam askerlerini huzuruna çağırır. Kale henüz fethedilemedi. Kafirler İslam askeri karşısında bu kadar dayanamazdı. Aranızda birisi bir hata yapmış olmasın buyurur. Askerler hayret edip tövbe ve istiğfar etmeye başladılar. O sırada bir kişi ağlayarak Hazreti Ömer'in huzuruna gelir. Ya Emirül Müminin, bu gece teheccüde kalktığım zaman karanlık olduğu için misvakımı arayıp bulamadım. Misvaksız namaz kıldım. Sizin aradığınız hata budur herhalde der. Hazreti Ömer radıyallahu teala tövbe ve istiğfar etmeye devam et buyurur. Bir saat sonra da kale fetholunur. Ana. Bizim halimiz nece olacak ki? Yaptığımız işlerde hiç isabet kaydetmiyoruz. Ya abdest alırken bir misvak kullanmıyor. Misvak. Sünnettir misvak kullanmak. Evet. Sahab-ı kiram ama bunlar. Diyor ki efendim diyor, ben diyor misvakı kullanamadım teheccüde kalktığım zaman. Herhalde diyor o sizin bahsetmiş olduğun hata ve kusur ben işlemiş olsam gerek. Bu sebepten diyor biz kaleyi fethedemedik. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri yani mümkün değil diyor. Yani Allah-u Teala'ya iman eden, onun Resulüne aleyhissalatü vesselam ittiba edenlerin karşısında kafirlerin bu kadar dayanması mümkün değil. Muhakkak bir hata ve kusur var. Arıyor ve tapınlar hatada da ısrar etmiyorlar. Hepsi evliya. Evliya hatada ısrar etmez ki. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri buyuruyorlar ki bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istiğfara devam etsin. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyorlar. İbret almak istersen hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla. Hakikaten inanmamış, inkar etmiş ve bunda ısrar etmiş. Mesela Ebu Cehil ısrar etti, hatada ısrar etti, inanmamakta ısrar etti. Ve nice böyle kendini tanrı olarak ilan edenler, Firavun, Nemrut gibiler ısrar ettiler. Allah-u Teala bunlara peygamber gönderdi. Firavun'a, Musa Aleyhisselam'ı, Nemrut'a, İbrahim Aleyhisselam'ı gönderdi. Ama onlar hatalarını kabul edecekleri yerde Firavun, Musa Aleyhisselam'ı, Nemrut da İbrahim Aleyhisselam'ı öldürmeye kastetti. Evet. Hatasında o kadar çok ısrar etti ki yani haddi aştı, hududu geçti. Ne oldu neticede? Cehenneme mi gittiler? Cehenneme gittiler tabii. Abdullah bin Avun Hazretlerine bir defasında akıllı bir kimse bir hata işlediğinde ne yapmalım, ne yapalım diye kendisine sorulunca, akıllı kimse bir hata yaptı, biz ona karşı ne yapalım diye sorulunca cevaben buyuruyorlar ki akıllı bir kimse işlediği hata için akıllı bir kimseyi işlediği hata için azarlamak yakışmaz. Evet. Zamanımızda da durum budur. Kim birini incitirse daha şiddetli azarı bir başkasından kendisi duyar. Gerçekten de öyle oluyor. Sebepsiz birisine bağırdın çağırdın falan, belli bir zaman dilimi geçiyor. Hiç sebebi yokken geliyor bir tanesi sana ağır sözler söylüyor, hakaret edip gidiyor. Nereden geldiğini de bilemiyorsun. Halbuki insan yaptıklarını böyle hep gözünün önünde tutabilse veya yazsa, ondan sonra baksa, ha falan zaman ben günahsız, masum birisini fırçaladım, ona hakaretler ettim, ona ağza alınmayacak şeyler söyledim ama netice itibariyle bugün bana o yaptığım, o söylediklerim iade edildi. Onlar evet, iade edildi. Kim birisini incitirse muhakkak bizi de bir inciten bulunacak mı? Evet, bizi de bir inciten bulunacaktır. Onun için de buyuruyor ya, etme bulma dünyası diye. Garip gelen taraf da diyorsun ya, bu insanlarda hakikaten akıl yok mu? Adam bir hata ediyor, o hatada ısrar ediyor. Mesela
dinimizde küs durmak için Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte geçiyor. Verdiği mühlet ne kadardır? 3 gün. 3 gün. En fazla. Şimdi kardeşler arasında bakıyorsun. Herhangi bir sebepten dolayı. Aldım, verdim, veremedim ve verecektim falan. Ufak tefek meselelerden dolayı bir kırgınlık başlıyor. Bir bakıyorsun ağza alınmayacak sözler, hakaretler. Ondan sonra da ölürse ölüme gelmesin. Ölürsem ölüme gelmesin. Ölürse diyor ölüsüne gitmeyeyim. Gitmeyeceğim. Ve bakıyorsun 3 gün değil, 3 ay değil, 3 sene değil. Eğer ömür verirse 30 sene, ömür verirse 300 sene onda ısrar ediyor. Ne geçecek eline? Hiçbir şey. Zararı olacak, faydası olmayacak ya. Zararı olacak, faydası olmayacak. Onun için hata mıdır bu? Hata. Bunda ısrar etmek insanı felakete götürür. Evet. Helake mi götürür? Evet, helake götürür. Efendim bizim birinci bölümde bitti. İnşallah da ikinci bölümde devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz hatada ısrar helake sebeptir. Evet hocam. Efendim günahlarda ısrar etmek de hata mıdır? Evet. Birinci bölümde dilimiz döndüğü kadarıyla anlatmaya ve nakletmeye çalıştık efendim. Dünyevi konularda da eğer hatalı bir işe başlamış ve onda ısrar edersek neticesi bizim için felaket mi olur? Evet, neticesi felaket olur. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyorlar ki acele etme. Acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytanlandır, şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek Allah-u Teala'dandır. Umumiyetle aceleye sebep dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol çünkü kanaat bitmeyen bir hazinedir buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Tabii acele eden hata yapar. Hata yapınca da onu telafi etmek için ben bunu düzeltirim, ben bunu yaparım falan derken gene de ısrar eder, daha da beter olur. Hata da devamı üst üste gider. Tamam, aynen öyle. Hatta büyüklerden bir zat buyuruyor ki Fatih Bey, bir kimse sabahleyin kalktığı zaman bir günah işlemişse o günahın zulmeti peş peşe ona günah işlettirir buyuruyorlar. O ikinci, üçüncü günahlar hep o birinci günahtan dolayıdır. Sabahleyin kalkan bir kimse Allah-u Teala'ya itaat ederek kalkmış ise, sabah namazını kılmış, okuyarak dışarı çıkmış, mütebessim bir şekilde şey yapmışsa, o arka arkasına bu kimseye iyilik yapmak nasip olur. Ve yaptığı işler hep Allah-u Teala'ya itaat zinciri içerisinde olur. Ama isyan ederek başlarsa, o gün hep böyle isyan ederek devam eder buyuruyor. Dolayısıyla hata etmişse başlangıcında o kimse, hata peş peşe gelir. Ama itaat etmişse, itaat de peş peşe mi gelir? Evet, itaat de peş peşine gelir. Ali Müzeyyen Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, Allah yolunda nefsiyle yürümek isteyen, daha ilk adımda hata etmiş demektir. Allah-u Teala'ya giden yolda nefsi ile yürümek isteyen. Nefs çünkü Allah-u Teala'ya düşman. Düşman. Nefsini terk edip de ihlas ile her şeyde Allah-u Teala'nın rızasını düşünerek yola çıkarsa, Allah-u Teala ona kendisine kavuşturacak rehberi tanıtır. Yani bir kimse nefsi iman etmeden, nefsine uyarak Allah-u Teala'yı aramaya kalkacak olursa, bu kimse hata üstüne hata yapar. Zamanımızda var. Mesela ilahileri çalgılı olarak dinliyor. Ama diyor ben bundan zevk alıyorum. Tabii ki zevk alacaksın. Zina eden de zevk alıyor. İçki içen de zevk alıyor. Yani Allah-u Teala'nın haram ettiği, yasak ettiği şeylerde zevk yok mudur? Oturuyor 3-5 kişi gıybet ediyor. Zevk almıyor mu ondan? Alıyor tabii ki. Haramlarda, günahlarda zevk yok mu? Var. Ama Allah-u Teala o zevki yasak etmiştir. Kuluz. Rabbimizin yasak ettiğine ittiba edeceğiz. Hem orada da aynı şekilde zevk vardı. Ha, o zevki yasak etmiştir. Ama sen nefsine uyarsan hata üstüne hata mı yaparsın? Elbette hata üstüne hata yaparsın. Amr bin Osman rahmetullahi teala aleyh hazretleri buyuruyorlar ki mürüvvet arkadaşının hata ve kusurlarını bilmezlikten gelmektir. Şimdi
o büyüklerin sözlerine bakıyoruz. Bir de kendi yaşamışımız okuyor. Oho, biz birisinde bir hata görmüş olsak var ya, adam bir defa hata etti, biz 30 defa arka arkasına hata ederiz. Ya Bahattin Bey gördün mü, hiç beklemiyordum da falan filan, gıybet, haset, ondan sonra ne bileyim ben, laf taşımak, demamlık, peş peşe. Yani hata gırla geliyor. Halbuki mesela biz birisine bunu söylediğimiz zaman hemen karşı tarafı bir dakika gıybet ediyorsun, dur, sus diyecekti. Evet. Dolayısıyla benim o hatama aynı şekilde birisi öyle bir kaya koymazsa, taş koymazsa, önüne barikat koymazsa, oo, ben o hata sebebiyle 40 defa aynı şekilde hata 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 derken, o hatalar zinciri içerisindeyken bir de ecel gelse, hapı yuttum, Allah-u Teala korusun. Atay-ı Horasani Hazretleri bu zat buyuruyor ki, büyüklerimizden birisi hata ve noksanlarını avucunun içine yazar, avucuna bakıp hata ve noksanlarını görüp hatırlayınca eli titrerdi. Nerede, nereye? Hatada ısrar etmek şöyle dursun. Yani bir hata yapmıştır, onu bir daha unutmuyor. Eli titrerdi. Evet. Ebu Bekir Dükki Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah-u Teala'yı tanıyan kimse ondan ümidini kesmez ve hep ona iltica edip sığınır. Onu unutan kimse de mahluklara sığınır. Nefsinin kötülüklerini tanıyan kimse hiçbir amelini beğenmez. Güzel ve kusursuz bilmez. Hep kendini kusurlu bilir. Mümin bilerek hata yapmaz. Gaflet ile bir hata yaparsa hemen hatasını düşünüp üzülür ve derhal tövbe istiğfar eder. Bu insanın şanından da hata yapmak. Dolayısıyla mümin, gerçekten itikad düzgün olan bir mümin hata yapabilir mi? Yapabilir. Ama onu hatırlayın, hemen tövbe istiğfar eder ve hatadan rücu eder. Evet. Bizim konumuza esas aldığımız hatadan rücu etmek değil. İnsan hata yapmaz değil, öyle buyurulmuyor. İnsan hata eder. Hatada ısrar insanı felakete götürür. Helakine sebep olan evet, ısrar etmesidir. Ebu Müslim Havlani Hazretleri buyuruyorlar ki, bu ümmeti üç kısım buldum. Birincisi, cennete hesapsız girerler. Oo, ne büyük nimet ya. Evet. Cenab-ı Hak nasip eder inşallah. İnşallah. İkinci kısmı azıcık sorguya çekilir, ondan sonra cennete girerler. O da kurtarıyor. Evet. Üçüncü sınıf ise biraz azap görüp ondan sonra cennete girerler. Üç sınıf. Üçü değil mi? Fena değil yani. Üçüncü sınıf ise biraz azap görüp ondan sonra cennete gelen, ben buyuruyor Ebu Müslim Havlani Hazretleri, birinci kısımda olanlardan olmak isterim. Cenab-ı Hak ondan nasip eder. Onların himmet ve bereketiyle bizlere de nasip eder inşallah. İnşallah. Onlardan olamazsam az bir hesaba çekilenlerden, onlardan da olamazsam biraz azap görüp cennete girenlerden olmak isterim. Bu üçün dışında olmak istemem buyuruyor. Ve yine bu zat, alçak ve düşük kimseler kibirlidir. Böyle kimseler kibirlenir buyuruyor. Alçak ve düşük kimseler kibirlenir. Böyle kimseler övünür. Hata ve haksızlıkta da ısrar edenler bunlardır. Ya akılsızdırlar yani. Ahmaktırlar. Evet. Yani bu zat demek istiyor ki, yani bir kimse hatada ısrar ediyorsa, gidin bu adamı kontrol edin. Bu adamda akıl yoktur. Kıttır yani. Kendini evet, beğenen düşük seviyede bir kimsedir. Ebu'l-Abbas Müsi Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, bazı kimseler şu kadar hatim yaptım, şu kadar rekat namaz kıldım, şu kadar hac yaptım vesaire derler. Halbuki onlar kötülüklerini, hata ve kusurlarını sayıp onları düşünseler daha hayırlı olur. Bazıları da benim Allah yolunda harcamış şu kadar senem var derler. Halbuki Allah-u Teala'nın ilminde saitlerden mi yoksa şakilerden miyim diye düşünmek, ilmine ve ameline güvenmemek lazımdır. Ya ne güzel nasihat. Seleme bin Dinar Hazretleri bir defasında nefsine şöyle demişti. Ey Ebu Hazım, kıyamet günü ey şu hatanın sahibi diye çağrılır. Onlarla beraber kalkarsın. Sonra başka günahların sahipleri çağrılır. Yine onlarla beraber kalkarsın. Ey Ebu Hazım, seni öyle bir durumda görüyorum ki herhalde her hata ve günah sahibiyle kalkacaksın. Allah Allah. Tevazunun zirvesi. Evet. Yani mahşer günü. Şu günah işleyenler sen de varsın onda diyor. Şu günah işleyen sen de varsın. Yani her günahta sen de varsın. Olmadığın yok. Olmadığın yok. Tabi tevazunun zirvesi. Sırrı Sakati Hazretleri anlatır. Bir gün bir hata işledim. O hatanın ateşi 30 yıldır içimde durmakta. Hatırladıkça kalbim cayır cayır yanmaktadır. Allah Allah. Bir gün Bağdat şehrinde dükkanımın bulunduğu semtte yangın çıkmıştı. Bütün dükkanlar yandığı halde yalnız benim dükkanım yanmamıştı. Dükkanımın yanmadığı haberi gelince elhamdülillah diye Allah-u Teala'ya şükrettim. Hemen akabinde başkalarının zarar ve ziyanını düşünmediğimi hatırlayıp çok tövbe ve istiğfar ettim. Kefaret olarak dükkanımdaki bütün mallarımı fakirlere dağıttım, fakat 30 yıldır kalbimden bunun acısını silemedim.
Fatih Bey, biz ne yapacağız? Evet. Ya şimdi normal bir şey yani. Senin dükkan yanmadı. Yani elhamdülillah, sizin evim, elhamdülillah şükür. Ama bunlar yüksek derecede. İyi de diyor. Başka Müslüman kardeşlerimin dükkanı gitti, malları yandı, zari oldu. Ben nasıl elhamdülillah derim? E dükkandaki hepsini vermiş ama acısını hala unutamadım buyuruyor Sırrı-i Sakati Hazretleri. Tabii büyüklük böyle olur. Oturduğun yerde büyüklük değil. Göbeği büyütmekle büyük olmuyor insan. Evet. Göbeği şişirmekle büyük olunmuyor. Enbiyanın ahkam-ı iştihadiyesinde hata tecviz, caiz olunmuştur. Ama hata üzere devam etmek tecviz, caiz olunmamıştır. Hemen hatalarına agah ederler, uyarırlar. Şimdi enbiyanın ahkam-ı iştihadiyesi. Hani diyeceksiniz efendim biraz kelimeler ağır oldu. Belki anlaşılmamıştır. Doğru anlaşılmadı. Nebinin çoğuludur. Peygamberlerin ahkam-ı iştihadiyesi. Hükümlerdeki iştihadı. Peki peygamberler de iştihad ederler mi? Vahiy gelmediği zaman, bir mesele olmuş ise önceki bildirilen emir ve yasaklara bakarak onun hükmünü bildirirler. Vahiy gelmemiş ama daha. Evet. Eğer o bildirdiği hüküm, yani örtülü çünkü, bu da olabilir, bu da olabilir. Kalbine geldi, budur. Eğer isabet etmemişse hemen vahiy gelir. Öyle değil, böyledir diye düzeltilir. Evet. Peki daha sonraki peygamberlerinki düzeltilir. Caiz midir? Caizdir buyuruyor. Günahı hayır. Onlar bilerek hata etmezler. Onlarda hata olmaz daha doğrusu. Onlarınki düzeltilir. Peygamberlerinki aleyhissalatü vesselam düzeltilir. Ama alimlerin ve evliyanın keşifleri, iştihatları, yani isabet etmemişse o bildirilmez. Peki onlara uyunca, başkaları onlara uyunca günah olmaz. Çünkü isabet etmesi de bir sevap veriyor. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sehiv ve nisyan etmesi, yani unutma ve yanılması caiz ve vakidir. Lakin hata üzere kararda olmak, devam etmek caiz değildir. Hiçbir peygamber öyle bir şey devam ettirmez. Evet. Allah-u Teala'nın yolunda yürüyen bir kimse, taş gibi katı ve güçsüz olmak, kabız darlık vasıtasıyla yahut zelle hata işlemekle veya beşeri sıfatların galebesi cihetiyle batına zulmet hasıl olması iledir. Böyle vakitte tövbe ve istiğfar lazımdır. Yani evliya-i kiramın da zaman zaman, onlar nebi değil, peygamberler, peygamber değil, böyle bir durum olabilir. Mesela onların bir vakti böyle hiçbir şey yapmadan, Allah-u Teala hatırlamadan bir vakit öyle geçirmiş olsa onlar için çok büyük derttir, musibettir, hatadır. Ama bunda ısrar etmezler onlar. Bu hali hatırlayınca da hemen tövbe istiğfar ederler. Melekler Hak Teala'nın kullarıdır. Hata ve yanılmaktan korunmuşlardır. Yemek ve içmekten uzak, erkek ve dişi olmaktan da uzaktırlar. Onun için onlarda hata olmaz. Meleklerde olmaz. Ne emredilmişse onu yaparlar. Küfre sebep olan sözü hata ederek, yanılarak veya tevilli olarak söyleyenin imanı ve nikahı bozulmaz. Yalnız tevbe ve istiğfar, yani tecdidi iman etmesi iyi olur. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri halife olunca Hasan-ı Basri Hazretleri'ne bir mektup yazıp bana din işlerinde yardımcı olacak bir kimse gönder dedi. Cevabında Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle yazdı. Sana göndereceğim kimse iki türlü olabilir. Ya dünyayı sever, sana nasihat etmez veya Allah adamıdır. Onu talep eder, seninle sohbet etmez. Fakat sen asil kimseleri seç. Bunlar dinin emirlerine tam uymasalar bile halkın hakkını gözetirler. Aslında asil ve temiz kimseler hata yapmazlar. Evet. Bir ara Ladik'te kuraklık olur. Yağmur yağmadığı için otlar kurur. Ekinler mahsul vermez. Topraklar susuzluktan çatlar. Hayvanlar yiyecek bir şey bulamaz. Ladikliler defalarca yağmur duasına çıkarlarsa da yağmur yağmaz. Sonunda Ulu Arif Çelebi Hazretlerine bir heyet göndererek Ladik'e davet ederler. Ladik'te büyük bir meydana toplanıp durumlarını arz ederler. Arif Çelebi de her şeyi yaratan Allah-u Teala'dır. Kim bilir hangi hata ve kusurlarımız sebebiyle bu durumlara düştük. Hepimizin tövbe ve istiğfar etmesi lazım. İbadetlerimizi doğru olarak yapıp günahlardan şiddetle kaçınmalıyız. Haram yemeyip çocuklarımıza helali, haramı ve farzları öğretmeliyiz buyurur. Sonra halkı toplu olduğu meydandan uzak tenha bir yerde ellerini açarak dua etmeye başlar. Halkın bulunduğu yerden uzak bir yere gider, orada dua eder.
henüz daha bu duasını bitirmemişken gökyüzünde yağmur bulutları birikmeye başlar, yavaş yavaş yağmaya başlar yağmurda. Bu hal günlerce devam eder. Her taraf suya kanar. Herkes Arif Çelebi Hazretlerine dua ederler. Evet. Şimdi bakın, Ulu Arif Çelebi rahmetullah teala aleyh, yani İslam alimlerinin hepsinin özelliği bu. Şimdi insanlar gaflete dalmışlardır. Ondan sonra bir hatada ısrar edip duruyorlar. Mesela namazda tadil erken geçiyor. Hanefi mezhebinde bu vaciptir. Diğer Maliki ve Şafii mezheplerinde de farzdır. Hanbeli'de de öyle. Evet. Hatta Hanefi mezhebinde de bir kavle göre namazda tadil erken farzdır diye geçiyor. Şimdi her gün namaz kılıyorsun. Her gün tadil erkene riayet etmiyorsun. Muhammed bin Kutbuddin İzzik Hazretleri Miftahül Cennet isimli kitabında buyuruyor ki namazda tadili erkana riayet edilmezse yağmurlar zamanında yağmaz, kıtlık olmasına vesile olur. Namaz kılınmazsa denmiyor Bahattin Bey, yani tadili erkana riayet edilmezse buyuruyor. Evet. Ya. Bunun için de kitaplarda mesela Süleyman bin Cezâ Hazretleri, Muhammed bin Kutbuddin İzzik Hazretleri buyuruyorlar ki herkes şu yedi şeyi dillerinden kesmeyeler. Neymiş o dillerden? Her işinde besmele-i şerif diyeler. Yani her şeye besmeleyle başlamalı. Her iş tamam olunca elhamdülillah diyeler. Filan yere gideceğim dedik de inşallah diyeler. Yok canım sen de işte ben gideceğim. İnşallah de arkadaş ya. Allah Teala dilemezse gidemezsin. Yok canım sen de aldım ben biletimi gideceğim. Otobüs devrildi. Uçakla gideceğim. Uçak kaza yaptı. Rötar yaptı. Gidemezsin. Allah'a tövbe dilemezse. Onun için hangi işe başlarsan inşallah de. Yani filan yere gideceğim inşallah de. Hatta ben öğretmenlik döneminde o zaman Balıkesir Gönen Ömer Seyfettin Lisesi'nde öğretmenken Allah rahmet eylesin bir arkadaş vardı vefat etti. Hatta daha sonra ilçe milli eğitim müdürlüğü de yapmıştım. Evet. O anlatmıştı. İşte bizim o öğretmenlik dönemimizde önce biz kendi öğrenciliğimizde yazılılar haber verilmezdi. Sonra işte yeni bir mevzuat değişti. Bir hafta öncesinden yazılı olacağı öğrencilere haber verilmeye başladı. Şimdi o arkadaş da Allah rahmet eylesin işte haftaya diyor yazılı yapacağız. Tabii diyor Allah-u Teala nasip ederse inşallah diyor bu arkadaş. Arada çocuğun birisi diyor ki hocam diyor haftaya yazılı yapacağım dedin diyor. İnşallah maşallah ama bu olacak diyor falan. Ama gene diyor sen inşallah de. Yok diyor ya ben geleceğim diyor. Mutlaka buradayım ben diyor. Tabii çocuklar da aynı şekilde sınıfta duyuyorlar falan. Ertesi hafta ne oluyor biliyor musun Bahattin Bey? Hava kıştı. Bir kar yağıyor. Okullar. Zaten köylerden geliyorlar onlar. Yol kapanıyor gelemiyor. Tabii arkadaş sınıfa giriyor. Sınıfın yarısı yok. Köylerden geliyordu. Yollar kapalı gelememişler. Çocuk arkadaş unutmuş. Bir çocuğun bir tanesi parmak kaldırmış. Demiş hocam o mutlaka gelecek olan arkadaş yok demiş. Ya hani nerede? Gitti. Allah Teala izin vermedi. İzin vermedi. Filan yere gideceğim dedi. İnşallah diyeler. Bir musibet işittik de inna lillah ve inna ileyhi raciun diyeler. Yani hepimiz Allah içiniz ve Allah Teala'ya döneceğiz. Bu sadece ölüm anında mı? Hayır. Bir böyle tehlikeli bela, musibet anında da söylenir mi? Söylenir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ölüm anında da birisi vefat etmiştir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz. Veyahut da böyle bir bela, bir musibet anında da bu söyleniyor mu? Söyleniyor. Bir hata söylenmiş ise tevbe ve istiğfar eyleyler. Bizim de zaten esas aldığımız nokta bu. Bir hata işlediyse, bir hata söylediyse, hata yaptıysa hemen tevbe istiğfar etmeli. Israrcı olmamalı, hemen dönmeli. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir kelime-i tayyibesine devam ederler. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh kelime-i şerifesinde çok söyleyeler. Ve şunu dahi gece ve gündüz okuyalar buyuruluyor. Neymiş o? Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Tabi bunları okumak mesela Süleyman bin Cezâ Hazretleri bu zaman zaman isminden bahsetmiş olduğumuz İslam Ahlak kitabının 3. bölümünde var bu.
1000'den fazla adab anlatmış. 360 tane hadis-i şerif zikrediyor o kitabın içerisinde. Küçük bir kitap ama hacmi çok geniş. Yani ifade edilen şeyler çok fazla. Mesela orada evden çıkarken şunları oku, sokağa çıkarken bunu oku, çarşıya girerken bunu oku, pazara girerken bunu oku. Onları böyle ezberlemiş olsa, insan günlük hayatına onları yansıtmış olsa, zaten onları okuyunca böyle nasılsın Bahattin Bey demeye bile fırsatın kalmaz. Evet. Nerede kaldı ki gıybet edesin, nerede kaldı ki yalan söyleyesin. Onları okuduğun için de herhangi bir durumda, diyelim ki bir yalan hatırını diyecek kendi kendine, başkası sana söyleme. Ne diyorsun sen ya? Niye? Çünkü Allah-u Teala hatırladığı için kalbine hemen gelir. Yanlış bir iş yaptığı zaman en ısrarcı olmaz. Ama onları okumasa, bunları söylemese, bir şey yapar falan. Birisi ikaz eder. Hemşerim ya, bu gıybet, ne gıybeti ya falan sen falan der. Adam ısrara devam eder. Hatta hafife alır. Hafife alınca da imanı bile tehlikeye sokar. Evet. Bakın helake mi götürdü? Evet, helake götürdü. Yine din büyükleri buyururlar ki sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız, zekat vererek mallarınızı koruyunuz. Tasarrufa riayet eden sıkıntı çekmez. Tedbirli, düzenli yaşamak geçimin yarısıdır. İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. Musibet zamanınızda dizini döven sevabından mahrum olur. Musibet zamanında dizini döven sevabından mahrum olur. Şimdi Allah-u Teala bizi değişik şekillerde imtihan ediyor Bahattin Bey. Fakirlikle, zenginlikle, hastalıkla, ne bileyim evlat isyan eder, öyle imtihan eder. Kadın isyan eder, erkek öyle imtihan olur. Erkek isyan eder, kadın öyle imtihan olur. Veyahut iki tarafta aynı şekilde imtihan oluyor mu? Evet, anne baba tarafından, evlat tarafından, kadın tarafından, koca tarafından, neyse. Herkesin bir derdi vardır. Herkesin bir derdi vardır. Afeti gamdan acep kim azadedir? Herkesin bir derdi vardır, madem ki ademzadedir. Denmiş ya beyitte. Afeti gamdan, yani gam, keder, afetinden kim azadedir, kim uzaktır? Herkesin bir derdi vardır, madem ki ademzadedir. Yani Adem evladıdır aleyhissalatü vesselam. Herkesin mutlaka bir derdi var mı? Elbette ki var. Ama bu dert zamanında da isyan etmemek lazım. İsyan etmemek için de önceden dinini iyi öğrenmesi lazım. Yoksa siz de şahit oluyorsunuz. Ben de dikkat ediyorum. Böyle bakıyorum. Allah Allah diyorum ya. Mesela bir yakını ölmüştür. Tabii kolay değildir ona dayanmak. Oğlunu kaybetmiştir. Arkadaşını kaybetmiştir. Anasını kaybetmiştir. Trafik kazasında hemen geliyor yakınları falan. Kameranın karşısında atıyor, bağırıyor. Ne geçecek eline? Hiçbir şey. İsyan ediyor bol bol. Kime o tavrın? Ha, oraya gelen kameraman, ona malzeme lazımdı. Sen de malzeme oldun ona. Artist oldun yani. Evet. Ha, ne oldu? Para mı verdiler? Verseler ne olacak? Yarın ahirette diyecekler ki neydi o tavrın? Neydi o tavrın? Kimeydi o tavrın? Allah-u Teala'yı tavrı. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Amin. Yine din büyükleri buyuruyorlar ki şu dört şeyin azı da çoktur. Ateş, düşman, fakirlik ve hastalık. Ateş, düşmanlık, fakirlik ve hastalık. Yani dördünde de Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. Amin. Şu üç şey Müslümana şeref verir. Kendisine zulmedeni affetmek, bir şey vermeyene iyilikte bulunmak ve kendisini aramayanı arayıp sormak. Kendisine zulmedeni affetmek, bir şey vermeyene iyilikte bulunmak ve kendisini aramayanı arayıp sormak. Hak ağırdır buyurmuşlar din büyükleri. Ağır olduğu kadar da acıdır ve aynı zamanda faydalıdır. Batıl ise hafif ve aynı zamanda belalı ve zararlıdır. Kalbin kararmış olmasının alameti günahlardan üzüntü duymaması, günahta ısrar etmesidir. İşlediği günahlardan dolayı kalbi o kadar kararır ki artık nasihat taat tesir etmez, gafletten de uyanamaz. Peki o haldeyken de şey gelirse, ecel geliverirse yapıyordu. Allah-u Teala korusun ya. Onun için hatada ısrar etmeyin, günahta ısrar etmeyin, yalvarır gibi anlatıyorlar. Hangi hata olursa olsun. Dünyalı konularda bile ısrar edince, mesela evde karı koca, diyelim ki badana yaptılar veyahut da temizlik yaptılar, koltukların yerini değiştirecektir. Erkek dedi ki buraya, kadın dedi ki hayır oraya. Ne oldu şimdi? İkisi de ısrarcı oldu. Evet. Neticede nereye gidiyorlar bunlar? Kavgaya, bir süre sonra kavga ederler. Tabii ki. Bir süre sonra vuruşacaklar. Birisi dese ki benim gibi adam pesef edecek ha? Niye o desin bana? Ha, benim gibi adam. Tabii bulunmasın kumaş beyefendi. Bulunmasın kumaş hanımefendi. Vazgeçmeyecek illa. Sonunda ikisinden birisi dayak yiyecek. Veyahut da başka şeyler kırılacak. Veyahut da o aile bile kopar ya. Aile bağları gidecek. Gider tabii ki. Allah saklasın ya. Aha. Yani o hale düşünce Cenab-ı Hak muhafaza buyursun.
hepimizi. Öbür türlü ben mesela şeyi de hatırlarım. Mesela şehirdekiler bilmez, bir bel ağzı tabiri kullanılır. Kürek değil, toprağı bellemek tabiri diyoruz ya. Evet. O kürekle bellenmez. Bel dedikleri başka bir şey var, küreğe benzer. Evet, ucu bir, daha sivri. Netice itibariyle ne kadardır? Hani şehirdeki bir karıştır değil mi bu? Bir bel ağzı bir yer. Burası benim diyor tarlada. Yo benim. 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 İkisi de ısrarcı. Netice? İkisinden de bel varsa sonuç birisi hapishane, birisi mezar. Birisi mezar ya. İsrar etmesi senin olsun dese bir bel ağzı yer ya, bir kürek ağzı yer. Ha senin onu ver. Nasıl olur ya? Orası benim. Orası benim tabii. Neticede gördük. Allah Teala korusun. Israr etti. Ha birisi hakkım dedi. Birisi hakkım dedi. Şimdi haklı olduğu halde bile hak, sen haklısın diyene Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cennette bir köşk vaat ediyorum buyuruyorlar. Kefili benim, gel benden iste. Bir bel ağzı için yani onunla aynı şekilde dövüşmene gerek yok. Velev ki sen haklı olsan bile, tamam arkadaş madem senin bu mal senin olsun. Senin olsun dedi. Peygamber ne buyuruyor? Bir köşk verilir ama kefili de benim buyuruyor. Kefili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şu dört şeye dikkat et. Günahlardan sakın. Namazını cemaatle kıl. Cömert ol. Allah-u Teala yarattıklarına şefkat göster. Bir mümin kardeşini sabahtan akşama kadar incitmeyen kimse o gün akşama kadar Peygamber Efendimiz'e yaşamış gibi olur. Eğer incitirse Allah-u Teala onun o günkü ibadetlerini kabul etmez. Eşin dostun gönlünü almak için günah işlemek ahmaklıktır. Hele ısrar ederse felakettir. Dünyayı maksat edinmemeli. Dünya nefsin arzularına yardımcıdır. Dünya ve ahiret bir arada olamaz. Dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Dünyaya düşkün olanlar ahirette zarar görür. Dünyaya düşkün olmamanın ilacı ise İslamiyet'e uymaktır. Evet. Bu zamanda dünyayı terk etmek çok zordur. Dünyayı terk lazımdır. Hakikaten terk edemeyen hükmen terk etmelidir ki ahirette kurtulabilsin. Hükmen terk etmek de büyük nimettir. Bu da yemekte, içmekte, giyinmekte, meskende, dinin hududundan dışarıya taşmamakla olur. Nefsine uyarsan haddi aşarsın ve ısrar edersin. O da seni felakete götürür. Vakit çok kıymetlidir. Kıymetli şeyler için kullanmak lazımdır. İşlerin en kıymetlisi sahibine hizmet etmektir. Yani Allah-u Teala'ya ibadet ve taat etmektir. Ayet-i kerimede mealen vallahu basirun, yani Allah onların ne yaptıklarını görmektedir buyuruldu. Allah-u Teala her şeyi gördüğü halde insanlar çirkin işleri yaparlar. Aşağı bir kimsenin bile bu işleri gördüğünü bilseler vazgeçerler, yapmazlar. Bunlar ya Hak Teala'nın görmesine inanmıyorlar yahut da onun görmesine kıymet vermiyorlar. İmanı olana her ikisi de yakışmaz. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor bunu. Evet. Bunun ikisi de birbirinden beter buyuruyor. Yani ya Allah-u Teala'nın görmesine inanmıyor veya onun görmesine ehemmiyet vermiyor, kıymet vermiyor. İkisi de felaketler buyuruyor. Ve bunda da ısrar ediyor. Bu halde de ısrar ediyor. Bu da bunu nereye götürüyor? Cehenneme götürüyor. Allah-u Teala'nın rızası için yapana sevap var. Hayırlı iş yapana niyetine göre sevap verilir. Kötü iş yapanın niyetine bakılmaz. İyi niyetle yapsa da cezasını çeker. İyi niyetle günah işlenmez. Yani bir hata var. Benim niyetim kötü değil. Yani ısrar ediyorum ama ısrar ediyorsun da yaptığın iş zaten kötü. Allah-u Teala'yı an, dinini başka işlerle uğraşmaktan koru. Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. Merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allah-u Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur. Bir kimsenin Allah-u Teala'ya olan sevgisinin gerçek olup olmadığının alameti kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır. Ha bunlar da ısrar et. Bu seni abad eder. Dünyada da ahirette de. Dervişlik yalnız bir yere çekilip oturmak, gökte uçmak, keramet göstermek değildir. Dervişlik gönlü masivadan yani Allah-u Teala'dan başka her şeyden yüz çevirmektir. Bir yandan günah işleyip bir yandan da estağfurullah demek istiğfar değildir. İstiğfar Allah-u Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden de sakınmaktır. Kalbin birçok şeyleri sevmesinin sebebi hep o bir şey içindir. O da nefsidir. Kelime-i tevhid putlara ibadeti bırakıp Hak Teala'ya ibadet etmek demektir.
Küfür, nefsi emmarenin isteklerinden hasıl olur. Büyükleri sevmek, saadetin sermayesidir. Muhabbete, müdahane gevşeklik sığmaz. Nefs bir kötülük deposudur. Kendini iyi sanarak cehli mürekkep olmuştur. Nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. Saadet, ömrü uzun ve ibadeti çok olanındır. Hep kendinizi kusurlu hatalı kabul edin. Mertlik suçu kendisinde bilmektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vaat ediyor. Haklı olduğu halde haksızım, ben hatalıyım diyene cenneti vaat ediyorum, söz veriyorum buyuruyor. Fizikte bir kaide vardır. Artı eksiği iter, eksi eksiği iter. Zıt kutuplar birbirini çeker. İki tarafta ben haklıyım derse neticede kavga çıkar, geçim olmaz. Yani karı kocadan birisi fani olursa geçim olur. İkisi de diri ise geçim olmaz. Peki ikisi de fani ise ne olur? İkisi de fani ise o evde ilahi aşk başlar buyuruyorlar. Evet. Bir Müslümana çatık kaşla bakmak haramdır. Güler yüzlü olmayan kimse mümin sıfatlı değildir. Müslim gayrimüslim herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Başkasının kötü ahlakından şikayet eden kimsenin kendisi kötü ahlaklıdır. Başkalarının kötülüklerinden bahsediyorsak bu kendimizin kötü olduğunun alametidir. Güzel ahlak eziyetleri sineye çekmektir. Herkes imtihandadır. Kul hakkından korkan, önemini bilen ayağını uzatıp yatamaz. Aldatan aldanmıştır. Kimseye tepeden bakmamalı, tepeden bakan tepetaklak olur. Evet. Suizan eden tehlikeli günahlardandır. Suizan en tehlikeli günahlardandır. Çünkü suizanın tövbesi olmaz. Yani kişi suizan ettiğini bilmediği için tövbe etmez. Tövbe edilmeyen günahın cezası cehennem ateşidir. Ya bu saydığımız naklettiğimiz şeylerde itaat olanlarda ısrar et. Ama kötü olanlarda mesela suizanda. Tövbe etmezsen ve bundan da ısrar edersen bu da seni cehenneme götürür. Elbette cehenneme götürür. Netice olarak efendim, netice olarak hatta bir şey daha nakledivereyim. Zamanımız doldu ama buyuruyor ki İmam Gazali Hazretleri, köpek olan eve rahmet melekleri girmez. Kalpte 4 tane köpek ulumaktadır. Bunlar kibir, kıskançlık, öfke, şehvet. Demek ki kendini beğenmemek, başkasındaki bir nimeti kıskanmamak, öfkelenmemek ve şehvete kapılmamak gerekir. Peki bunlar kibir, kıskançlık, öfke, şehvet. Bahattin Bey, bunlar insanı Allah Teala korusun felaketten felakete götürür. Evet. Kibirli kimse hatada ısrar eder. Kıskanç kimse hatada ısrar eder. Öfkeli kimse hatasında ısrar eder. Şehvetine esir olan da aynı şekilde hatasında ısrar eder. Hatasında, günahlarında, isyanında ısrar eden kimse de Allah Teala korusun burada buyurulduğu gibi insanı cehenneme götürür. Cenab-ı Hak hepimizi kibirden, ucuptan, riyadan ve bunlara ısrar etmekten, günahlara ısrar etmekten bu cuma gecesinin hatır ve hürmetine muhafaza eylesin. Amin. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı geceler. Gönül Pınarı.